Show. Gerçek Show. Bizim Show. İbo Show. İşte Show. İbo Show. Gerçek aşkı bulmak için falcı olmak gerekmiyor. Sevip sevip ölmek için hasta olmak gerekmiyor. İbo Show. Gerçek Show. Bizim Show. İbo Show. İşte Show. Terk edilmiş bir viraneyim, her yanım dağılmış, yıkılmışım ben. Üstüne basılan taşlar misali, paramparça olmuş, dağılmışım ben. Üstüne basılan taşlar misali, paramparça olmuş, dağılmışım ben. Çaresiz kalmışım, gözlerim yaşlı, çile rüzgarım savrulmuşum ben. Çaresiz kalmışım, gözlerim yaşlı, çile rüzgarında savrulmuşum ben. Dertler derya almış, ben de bir sandal, devrilip batmışım, boğulmuşum ben. Dertler derya olmuş, ben de bir sandal, devrilip batmışım, boğulmuşum ben. Dertlerden yağmış olmuş, ben de bir sandal, devrilip batmışım. Bakıyorum, bakıyorum, bayram bitti, halen neşeniz yerinde. Çünkü bugün bayramın bitim günü. Bayramın bittiği gün ya ben geleceğim ya sen geleceksin. Ama mutlaka ve mutlaka iki bayramı bir arada yapmamız gerek. Bayramın bittiği gün. Bugün konu evladım. Ben... Bugün İbo Show'un konuğu benim.
Bu programı izlemek isteyenler geçecekler camın karşısına. Şey pardon yani televizyonun karşısına, o da cam ya. Oturacaklar, çaylarını demleyecekler. İsterlerse kafalarını da demleyecekler. Çünkü bu program demleme program. Bu program öyle bir program. Geçin karşıya oturun. Bütün dertlerden arının, her şeyi unutun. Dertleri, kederleri, neşeye, muhabbete bakın. Ben sizi her türlü şekle sokacağım. Depresyondaysanız eğer, sizi depresyondan alıp psikolojik olarak kendime doğru çekeceğim. Çünkü bende depresyon yok. Neredesin lan? Ne? Senden pozitif enerji alacaklar yani. Çok güzel laf et. Bravo. Alkış. Evet, program devam ediyor. Gitmek istiyorsan durma, hemen git. Ardından bakarsam namert olayım. Her şey bitti artık, bitti diyorsan, adını anarsam namert olayım. Gitmek istiyorsan ah durma, hemen git. Ardından bakarsam namert olayım. Her şey bitti artık, bitti diyorsan, adını anarsam namert. Olsa yerimde döner deliye, bir gün pişman olup dönsen geri, kapımı açarsam namert olayım. Hiç suçum yok iken bu ceza niye, kim olsa yerimde döner deliye. Pişman olup dönsen geri, adını anarsam namert ola. Seni affedersem namert olayım.
yalan. Yalan, 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 yalan. Ah seni sevmediğim yalan. Kızgın bir anımda söyledim yalan. Seni sevmediğim yalan. Yalan, 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 yalan. Seni sevmedim yalan. Kızgın bir anımda söyledim yalan. Sizleri sevmedim yalan. Demek ki demek ki bunlar hırsız. Yani bu şarkı yapanlar hırsız. Çünkü niye? İkisi de aynı adam. Bak ben hemen ben seni sevmekten başka ne yaptım oraya giriyorum. Neydi öbürünün sözü neydi? Aa. Yani bu arada Selahami Şahin'in Kırkızlığı ortaya çıktı. 3-4 Sen yoksan, sen varsan her şey tamam. Sen yoksan her şey eksik. Sen yoksa
düşer meyhaneler üstüne. İçtikçe aklıma sevgilim gelir. Silsem gözlerimi kurusun diye. Bahar yeni gibi boşalır gelir. Silsem gözlerimi kurusun diye. Bahar yeni gibi boşalır gelir. Valla böyle daha hoş oluyor. Şimdi geçen hafta ne demiştik? Biz silahı sevmiyoruz. Gerçekten sevmiyoruz. Sevenlere de kızmıyoruz. İslah olsun diyoruz. Kızmak ve küsmek onu daha kötüye iter. Ama islah olsun dediğin zaman ondan onun Allah'ından baş başa bırakacaksın. Diyeceksin. Senin Allah'ınla benim Allah'ım da bir. Kimsenin Allah'ı ayrı değil. Allah birdir. Hepimize yetiyor. Onun için Allah'ın emrettiği bazı şeyleri hisse senetleri gibi bölüşmemiz Allah'ın lazım. Allah'ın emrettiği bazı şeyleri ama kötüleri değil, iyileri. Sürekli iyileri alıp bölüşmek lazım. Kötüleri bölüştüğümüz zaman hiçbir faydası yok insan oğluna. Ota bile faydası yok. Taşa bile faydası yok. Şimdi bayramdan sonra çıkacak olan imparatorun kapağı bu. İmparator gazetesi yani haftalık çıkıyor. Çarşamba günleri çıkar. Elinizi cebinize atarsanız size hatırlatır. Bir saat evvel oradaydım. Oradan hazırladım geldim. Diyor ki kötü kullanıldığınız zaman, kötüye kullanıldığınız zaman insanlara hüzün ve gözyaşı veriyorsunuz. Hangisi bunlar? Birisi kalem, birisi de silah. İkisi de insanlara gerçekten hüzün ve gözyaşı veriyor. Bunu ben Cabbar dizisinde de kullandım. Üçüncü bölümde eğer seyrettiyseniz orada da vardı. Kalemin attığı imza tekzip edilebilir. Yani kalemin yazdığı bazı şeyler mahkemeye verirsin. Tekzip ederler. Mecburlar çünkü. Eğer karar doğru çıkarsa tekzip ederler. Bu haber yanlıştır derler. Ama silahın attığı imzada ölüm var. O nasıl tekzip olacak? Çünkü o öldürüyor. Onun bir daha diriltme şansımız yok. Yani tekzip etmek gibi bir şansımız yok. Altına geçiyoruz. Burada damla damla. Diyor ki birisi mürekkep kusuyor. Kalem. Birisi de kan kusuyor. Yani ikisi de bela. En altta ne demişiz? Aman yaşasın magazin hayat. Öyle mi diyeceğiz yani? Yani öyle mi dememiz lazım? Yani magazinleşelim mi? Yani bence bunlara dur demek lazım. En altına da diyor ki imza bir vatandaş. Peki şimdi ne yapmak lazım? Tedbirler çok basit. Çok basit abi. İnsanı vurmak, insana kıymak da çok basit. Artık o hale geldi.
Ama adil olmayan hiçbir şeyin yanında değilim. Adil olan her şeyin yanındayım. Ceket iyiliklerim. Şimdi burada bir gazete daha var. Benim Mehmetçiğime, benim oğlum da 20 ay gitti askerlik yaptı. Ta Kars, Sarıkamış. Benim oğlum da gitti orada askerlik yaptı. Sen Mehmetçiğe dil uzatamazsın. Biraz sonra bunu okuyacağım. Siz de yuh çekeceksiniz inanıyorum. Evet. Şimdi biz diyoruz ya, programımıza bakalım. Ara ara da böyle tek oti çikoti yapalım ama. Evet, evet. Askerlik dedim ya. Mehmetçik dedim ya, bak aklıma şimdi ne geldi, bir uzun ama. Bak ha, bak şimdi. Bak bu filmi seyret ha. Bu filmin bir harfini kaçırma ha. Benim konuşmalarımdan kim bir harf kaçırırsa zarar eder. Bakın söylüyorum. Hiçbir zaman kötü örnek olmak istemiyorum. Kötü cümleler sizlere karşı kullanmak istemiyorum. Çünkü çocuklarımız, bebelerimiz, yarınlarımız olan bebelerimiz izliyor. Onlara kem söz sahibinin ne derler ya? Hayatım boyunca kem söz söylemek istemem. Onları doğru yoldan alıp yanlış yola sürüklemek. Kellemi veririm, onu vermem. Onun için bu programdan da kim bir şarkı kaçırırsa bilsin ki o gece zarara girmiştir yani. İflas değil ama zarara girer, onu söyleyeyim. Evet, evet. Thank you.
şenol şenol Erzurum. Birçok yörelerimizden bir şeyler seslendireceğiz. Kimsenin gönlü kalmasın ama artık diğerleri de ya kusura bakmasın. 1,5 saatlik program yapacağız. 1,5 saat ben şarkı söyleyeceğim. Ha-ho. Bu ha-ho'yu biliyorsunuz değil mi? Ha-ho'nun ne olduğunu. Yani imdat, yani imdat. Yani Urfalıcası ha-ho, sosyetecesi yani imdat. İmdat. Öbürüne bak. Ha-ho. Diyor ki 30 Kasım 2002 tarihli Takvim gazetesi, özellikle isim de veriyorum. Benim askerime nasıl dil uzatılıyor? Mehmetçiğime. Mustafa Bey? Doktor. Uydurayım mı boyuna göre? Şurada itibaren böyle, böyle efendim. Şöyle alayım size efendim. Teşekkür ederim. İbrahim Tatlıses geçenlerde ödül almak için gittiği gecede tam 3 saat sıranın kendisine gelmesini beklemiş. Akşam 9'da katıldığı törende ancak... Buraya kadar doğru. Doğru. Akşam 9'da katıldığı törende ancak gece yarısı sahneye çıkıp ödülünü alabilmiş. Bu da doğru. Ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada ise biraz da şaşkın bir vaziyette beni biraz beklettiler ama olsun. Böyle bu bir... yalan. Böyle bir ödüle ihtiyacım vardı demiş. Niye demiş acaba? Hepsini açıklayacağım. Evet. Hey gidinin koca İbosu. Süngüsü düşmüş askere dönmüş. Onu yakından tanıyanlar iyi bilir. Evet. Size de komik geldi değil mi? Süngüsü düşmüş asker. Benim Mehmetçiğim ne zaman Mehmetçiğimin süngüsü düşmüş? He?
Şimdi burada şöyle diyebilirler, daha gerisi var, okuyacağız. Burada şöyle diyebilirler, efendim ben asker cümlesini kullandım ama yani herhangi bir asker. O zaman herhangi bir asker diyeceksin veya asker Türk askeridir. Süngü de Türkiye'de kullanılan bir cümledir. Süngü kelimesi. Bizim askerimizin, tamam diğer askerlerin de süngüleri vardır ama onlara süngü demiyorlar. Fransızca, İngilizce, Japonca bilmem nece başka bir şey değiller. Ama Türkiye'de süngüye süngü değiller. Askere de bizim burada asker değiller. Benim askerimin hiçbir zaman süngüsü düşmez ulan, düşmez. Şimdi burada ben kara kuvvetlerine sesleniyorum. Askerimizin başında kim varsa oraya rica ediyorum. Lütfen bu Takvim gazetesi yayın yönetmenini açsınlar. Burada bizim askerimize, benim evlatlarıma, benim askerime, Mehmetçiğime, namusumu bekleyen, hudutta canını verme pahasını orada bekleyen Mehmetçiğime sen ne demek istedin? Burada en büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. Şimdi burada İbrahim Tatlıses'i sen kullanarak askeri kullanamazsın. Sen burada zaten bana attığın çamuru, attığın pisliği atıyorsun. Ben hiç ona oralı değilim. Süngüsü düşmüş, askere döndü. Yani ne anlama alacağız bunu? İyi mi kötü mü? İyiyse zaten sen bana çamur atıyorsun. İyi değil demek ki. Süngüsü, benim askerin nöbette süngüsü mü düşüyor? Ha? Bir. Bunun cevabını ver. Bu böyle. Geç abi. Onu yakından tanıyanlar iyi bilir. En sevmediği şey bekletilmektir. Ama bu Derya Tuna'nın vurulma olayından sonra yaşananlar İbo'nun karizmasını fena çizdi. En sadık hayranlarından bile yüz çevirenler oldu. Konu komşu da İbo'nun adı ne zaman geçse herkes tepkisini bir şekilde dile getiriyordu. Basın da İbo'nun üzerine çok fazla gidince eşekten düşmüşe döndü ünlü türkücü. Şimdi bana burada hakaret var, bir. Benim ticari hayatımdan ilgili konu var, iki. Benim adıma ve halkın adına, sizlerin adına konuşuyor, üç. Burada bana olağanüstü bir hakaret var. Ben radyonun ödül törenine gittim. O radyoda bizim Urfalı hemşerimizin, Sabri Demirdöğen'in. Ben oraya özellikle hemşerimdir diye gittim. Ödül olsa da olmasa da. Saat 9-9.30 gibi gittim. Saat 11.30'a doğru da ödülümü verdiler. Ben niye kızmışım? Ben hiç kızmadım. Çünkü ben Sabri ben yanında oturuyordum. Kendi kendimize keyif ediydik. Yani Urfa'dan, oradan, buradan çıkanları alkışıyordum. Ne güzel. Bazısı beni duygulandırıyordu. Yani şey midir, ben oraya İbrahim Tatlıses'in, 24 senedir İbrahim Tatlıses'in oraya gidip ödülünü alıp hemen gidip yani tenezzül etmeden. Benim için oradaki ödül Hollywood'daki Oscar ödülü kadar kıymetlidir. Çünkü bir sanatçı için ödül ayrımı yoktur. Ödülü sizler veriyorsunuz. Ödül ne olursa olsun. Burada şöyle bir şey dedim. Radyoda bir medya grubu olduğu için dedim ki bu ödülü almak bana çok keyif verdi. Bugünlerde böyle bir ödül beklemiyordum. Bu ödülün olması ihtiyacım vardı dedim. Çünkü hele medya grubundan. Çünkü öyle ödüller veriyorlar ki bana her gün sabah kalktığımda gazeteler manşetlerinde şaşırıyorum ödüllere. Onun için bu ödül hiçbir zaman orada kompleksimi, kaprisimi yürütmem. Ben sahneye çıktığım zaman devleşirim. Ben sizler gibi aranızda oturduğum zaman saatimi eşek gibi beklerim. Arkamdan demesinler kaprisidir. Ha bunlar neyi kustular bilmiyorum ama bunun hesabını lütfen sorun. İbrahim Tatlıses 24 senedir eşekten düşmedi. Unutmayın, Takvim gazetesi, lütfen yayın yönetmenine sesleniyorum. Gözünden kaçmışsa bunları düzelsinler. Düzeltmezlerse ben mahkemeye verdim zaten. Verdim. Hakkımı da arayacağım. Bundan sonra böyle. Mahkeme. Çoğu milletvekilimiz zengin oldu. Evet. Vallahi hakaret davalarını kazanmaktan. Tek ödüşü kötü budur bu diye. Şimdi olayımız bitmiştir. Program devam ediyor. Devam ediyor.
Küsen millet. Hayır. Bunları mı tarif ediyorsun? İşte az önce ne dedik? Dedik ki birisinden mürekkep kusuyor, birisi mürekkep kusuyor, birisi kan. Bu da mürekkep kusanlardan. Bu kalem de mürekkep kusanlardan. Döndüm dal dal kopan kuru yaprağa. Thank you.
Bundan önceki parça için İlyas Keçeci'ye teşekkür ederim. Şimdiki okuduğumuz parça için de Sayın Milletvekilimiz Zülfü Livaneli'ne teşekkür ederim. Sakın ha, 30 kere okumuşam, 30 kere teşekkür etmişim. Milletvekili oldu diye söylemeyeyim, aman ha. Aman ha! Poyrazoğlu'nun dediği gibi, aman ha, aman. Evet. Biraz sohbet edelim mi? Edelim. Verin bir sandalye abim. Ben niye oturarak söylemeyeyim lan? Hayır, eskiden nasıl söyledik ki yani? Hep ayakta mı söyledik? Dağlar duman olur, halim yaman olur. Ben yar görmesem halim duman olur, halim yaman olur, vay vay. Ben yar görmesem halim yaman olur, halim duman olur, vay 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 vay. Sen o geçmedin mi canım oy, aşk oduna yanmadın mı canım oy, sen o alan geçmedin mi canım oy.
gördüğüm zaman hayat sanki son bulur. Gözlerine bakınca susma gönlüm sen söyle. Şurayı şöyle yapabilir miyiz? O susma gönlüm sen söyle de çapık 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 çapık. Yani alkış alkış alkış. Olabilir mi? Susma gönlüm sen söyle. Haydi gönlüm sen söyle. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye. Haydi söyle. Onu nasıl sevdiğimi. Haydi söyle. Ah, rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle. Uykusuz gecelerimi. Haydi söyle. Şimdi geçtim oturdum ya. İbo bugüne kadar hiçbir konserinde oturmamıştı. Acaba artık yoruluyor mu? Alt yazı. Yani resmin altında bu yazı. Allah'tan starın dışında kimseyi çağırmıyorum. Yani bizim televizyon dışında kimseyi çağırmıyorum. Kimseye de bulaşmıyorum abi. Aman. Farkında mısınız? Televolelerde, takoti çikotilerde hiçbiri göremiyorsunuz. Görüyor musunuz? Görmedikleriniz için de reytingler de aşağı iniyor. Eskiden de o böyle reytingler havada zıplıyordu. Peşimde ordu kimin geliyorlardı ama... Hani var ya bir laf, bize ne yaparsan biz de sana aynısını yaparız. Ne yaparsın? Sen nasıl halka inmeden halkın kararını, halkın gönlündekini kendin yazar, kendin söylersin? Nasıl böyle bir şey beceriyorlar? Bunu merak ediyorum ben ya. Ya çok merakıma hasıl oluyor ha. Ya bildiğiniz... Ne? Ben neler olur hayatta gördüm. Ne zaman gördün? Eski bile eski eski. Eskileri koylar koylar. Neredeyse çürüyeceğim. Mavili kız. Eşarfın da güzel maşallah. Alttan da şeyler çettirli. Yıldızlarla parlıyor buradan böyle. Efendim bayramınız nasıl geçti? İyi miydi? Çok güzeldi. Aferin aferin oyuncularım güzel. Harikasınız. Evet bak hiç çaktırıyorlar mı? Hiç çaktırıyorlar mı? Ya bu bayram var ya, abi hem seviyorum hem sevmiyorum. Niye? Şimdi hediye alıyorsun. Dostlarını ziyaret etmezsen üzülüyorlar, kırılıyorlar. Takoti, çikoti, kalem ama Ali Ciburgoti ya. Bunu... Yani... Şimdi bayram bitti ya. Bak, cepler boşaldı. Daha cepleri tıkır tıkır doldurmaya kalmıyorsun, 15 gün sonra yılbaşı geliyor. Bak ha. Daha onu kapattıysan 20 gün sonra Kurban Bayramı geliyor. Ya bu nasıl olacak? Ondan sonra Analar Günü. Ondan sonra Babalar Günü. Ondan sonra Sevgiler Günü. Bir de şimdi yeni bir şey çıktı. Danalar Günü. Vallahi küçük çocukların. Ya ben anamın en iyi danasıyım. Anam beni çağırırken böyle diyor. Ahmet, Mahmud, İbrahim. 9. isimden sonra İbrahim diyor. Vallahi. Anam böyle çok hoştur, valla çok seviyorum onu. Şimdi Karadeniz'e geçiyoruz. Taka'ya bineceğiz. Karadeniz'de Taka'ya biniyoruz. Gemime çektin yelken, bir sefere giderken. Bu Urfa versiyonu. Ya bir Urfalı Karadeniz'i böyle okunacak. Gemime çektin yelken, bir sefere
dua et sevdiğim. Gider gelirim erken, dua et sevdiceğim. Gider gelirim erken, tabancam sapuni gülle donatacağım. Neyi? Geldim. Ha, nereden geldin? Sivas'tan. Sivas'tan geldim. Ne için? Sizin için. Yol onu. İnan ki diyorum. İnan ki diyorum. Sivas. Sen? Seyrantepe'de. Seyrantepe'de. Tatlı Ses Kebabı biliyor musun? Evet, yeni açıldı. Yeni mi açıldı? 3 sene oldu. O sen Tatlı Ses Outlet. Evet ya, şu yukarıdakini. Yukarıdakini görüyor, aşağıdakini görmüyor. Peki beni biliyor musun sen? Peki seni bilene soracaksın diyor. Soralım bakalım. Beni bilen. Nasıl bilirdiniz? Çok güzel, iyi biliyoruz. Her şeyinle. 4 asla. Sen gibi hiç kimse olamaz. Allah Allah Allah. Yarım saat daha uzadı. Evet. 3-4 yaşıyorum yeniden.
Sen verdin, benden almak istiyorum. Bu canımı sen verdin, benden almak Kesinden alakası var ya. Ot gitsin, ot gitsin. Eskimişse at gitsin. Ot gitsin, ot gitsin. Yaramasa at gitsin. Ot gitsin, ot gitsin. Eskimişse at gitsin. Ot gitsin, ot gitsin. Yaramasa at gitsin. Yaramasa at gitsin abi. Nasıl eder yani? Şimdi domates alıysan, yani frank alıysan, bakıysan ki içinde 3-4 tane sağlam gericisi hımsımış. E buyurun. Şimdi bunu eve götürsek dayak yersen. Hem arbattan, anay varsa anaydan, babay varsa babaydan. En iyisi, iyisini seçeceksin abi. Kötüsünü at geçsin. Babam derdi ki, sen ol oğlum, kötüden yola çıkma. Siyah kötülük getirir. İyiden yola çık, siyah iyilik getirsin. Niye demişler? İnsan insanın şeytanıdır, insan insanın rahmanıdır. Ya Rabbi bizi rahman olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizi şeytanlardan uzak eyle ya Rabbi. Amin. Hatta şeytan oğlu şeytanlardan uzak eyle ya Rabbi. Amin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın var ettiği o güzel kullarla bizi ayırma ya Rabbi. Amin. Adam kocası başlamış, ah benim arvadım öldü, elbiselerimi kim yıkayacak? Hemen öbür bacısı atlamış, demiş ki ben yıkarım, ben yıkarım. O garanti. Yine başlamış, ağlamayan mama yok ya. Demiş ki ah benim arvadım öldü, benim yemeklerimi kim yapacak? Hemen öbür ablası atlamış, demiş ki merak etme, ben yaparım, ben yaparım. Karnı doydu. Üstü de tamam, elbise de tamam, şimdi iş karı gece yalnızlığı. Dedi ki ah arvadım öldü, yanında kim yatacak? Ses yok. Kimsenin ses çıkmıyor. Hırpa mı var orada? Dedi ki, ben yatayım. Yok ya.
İyi. Allah Allah. Feryatsız gündüzüm gecem olmadı. Çekmediğim dertli çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm gecem olmadı. Ağlamadıksa kalk, köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım, yalnızım ya. Thank you.
gelmişim. Yalnızım dostlarım ey. Yalnızım, 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 yalnızım. Ölmeyi Tanrı'ya, yaşamayı sana, sevmeyi kalbime, sevilmeyi sana, ağlamayı kadere, gülmeyi sana, sana borçluyum. Eğer yolun sonunda bir ölüm varsa Allah'a bir can borcumuzdur, ona borçluyuz. Eğer gülüyorsak sevdiğimiz insana borçluyuz. Eğer seviyorsak kalbimize teşekkür ediyoruz sevdiği için. Eğer seviliyorsak da karşımızdaki insana borçluyuz, ona teşekkür ederiz. Hasret kaldım, hasret kaldım sevgili, seviyorum. Hasret kaldım, hasret kaldım, hasret kaldım sevgilim. Usul usul sokulmana, için için ağlamana, canım deyip sarılmana. Hasret kaldım sevgilim, seviyorum değişine. Hasret kaldım, hasret kaldım, hasret kaldım sevgilim. Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılıklara dayanır mı yürek? Gel diyorum, gelmiyorsun biliyorum. Ama ben seninleyim, seni yaşıyorum beter. Saattir ipler kopmadı. Şimdi ipler koptu hakikaten. İşte o var ya, hani götürün beni doğduğum yere. Orada bütün frenler patlıyor, hiçbir şey tutmuyor. Onu söyleyeyim size. Onu size söyleyeyim. Yani orada üç aşağı beş yukarı anlaşırız da yok. Şimdi ağlamak zamanıdır. Ah aman aman aman. Ah aman aman aman. Ah aman 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 aman. Derdo yaman,
derdo yaman kara bu ya zaman aman 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 hay hay hay. Kardeş dağa konara ah kardeş dağa konara gül derdinden yanaram lümne. Çok aradım bulamadım buldum da tez yitirdim hala ona yanarım yanarım kim ne derse kanarım
Teşekkürler ediyoruz. Keman grubumuza bir alkış çalar mısınız? Vokal grubumuza bir alkış çalar mısınız? Klarnetçimize ve kavalcımıza bir alkış çalar mısınız? İkisi de nefesli. Şen Mızrap, Kemal Bey'e alkış çalar mısınız? Şen Mızrap. Hadi nağlar gelsin, buna da çal hadi. Ritim grubuna da rica ediyorum. Arkadaki arkadaşlarıma, bas gitar kardeşime ve 20 senedir arkadaşım olan Hüzam, Hüzam Turla makamı değer. O en iyi Hüzam'ı çalar. Hüzam, 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 Hüzam. Var mı sende bir şey? Var mı sende bir şey? Ve bizim bu çirkin sesimizi, bunların pis çalışlarını sizlere en iyi şekilde kulağınıza duyuran, duyuran Tonmeister Memo'ya da bir alkış rica edeyim. Bu bedaat suratlarımızı, bedaat suratlarımızı, yani hele surata bak. Şeşi beş geçi. Vallahi. Bu güzel şey suratlarımızı size güzel bir şekilde aktaran kameraman arkadaşlarımıza da bir alkış rica edeyim. Ve benim çopur çopur olan yüzümü, çopur çopur olan yüzümü eline kazmayı küreği alarak, sıva mallayı alarak ha 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 bu hale getiren makyözümüz Serpil Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Sevgili asistanlarım Emel Hanımefendi'ye ve benim sağ kolum olan Süreyya Hanımefendi'ye, sevgili asistanıma çok çok teşekkür ediyorum. Değerli yönetmenimiz içeride, değerli yönetmenimiz Tarkan Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyorum. Ve insert stüdyoları is count, it is the board. Insert stüdyolarına, gruplarına, yani kamera içerideki reji odasına o güzel insanlara teşekkür ediyorum. Orada bir bayan oturuyor. Bizim resimlerimizi ayıran mesela bu kameradan bu kameraya geç diyor yönetmen. Buradan oraya geç tık 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 ediyor. 15 senedir benim kahrimi çekiyor. Hemen ona teşekkür ettik. Ben kendime de teşekkür ediyorum. Sizlere canlı bir ziyafet çektiğim için. Bu canlı program çok zordur, bak size söyleyeyim. Herkesin harcı da değil. Burada ağır konuşuyorum. Burada aynen. Başka türlü zamanlarda konuşuyor mu? Yok. Ama burada taviz dedim ya, mikrofonu elime aldım mı sahnede kimseye taviz vermem. Canlı sıkırsa yapıyor senden. Hıvı pişt 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 kapat pis herif. Dedikoducu kameralar. Bunlar dedikodu kameralar efendim. Çağıracaklar. İbrahim Tatlıses böyle dedi. He. Demiyorum lan. Makas atacağım. Lan senin eline geçecek. Pis herif. Yani böyle böyle deyip onlar da bizim çocuklarımız da, yani öyle kötü anlamda söylemiyorum. Sanki şey yuhumu gibi. Öyle geldi, öyle algıladılar. Bak algıladı hemen. Algılayınca yüzü kızarıyor. Kızarma var, hemen kızardı hemen. Şimdi hocam bu Urfalı Mezel'den kimindir? Bu Urfalı Mezel'den Cemil Cankat, rahmetli Cemil Cankat'ın adına kayıtlıdır. Çok eski bir Urfa türküsü, öyküsü vardır. Ömer çok yakışıklıdır. Çok güzel oynar, çok güzel hoyrat söyler. Yani Ömer. Ömer. Hani diyor ya, anam olasa Ömer, ağam olasa Ömer, onu ne anlasın? Bu Ömer'i hangi düğüne geçse yer yerinden oynar. Bacılarımız, analarımızın zırhlı sesleri yeri göğü inletir. Cenab-ı Hak güzelliğin her şeysini Ömer'e vermiştir. Onun için herkes Ömer'e hayrandır. Genç kızlar der ki, anam olasan Ömer, babam olasan Ömer, yetim kalasan Ömer, benim olasan. Yani o niye benim olasan, canım olasan, ağam olasan, bir de yetim kalasan? Ömer'e yaklaşmak önemli. Anam olasın diyor, belki anam olursan gelip sana sarılırım. Babam olursan elini öperim. Yetim kalırsan mecbursun bana gelirsin. Evet. 1, 2, 3, 4
güzelden, gönlüm geçmez güzelden. Gönlümün gözü çıksın, gönlümün gözü çıksın. Sevmeseydin ezelden, sevmeseydin ezelden. Paşam olasan, bize gelesen Ömer, benim olasan Ömer. Anam olasan, paşam olasan, yetim kalasan Ömer, bize gelesen Ömer. Her gün bir yana düşer vay. Anam olasan, paşam olasan, bize gelesen Ömer, benim olasan Ömer. Delaliller illine, habbesi gönlüm sevmez herkesi. Esmersen güzelsin, Allah olursa akız olsun. Le 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 canım, esmerler havardansın. Esmersen güzelsin, Allah olursa akız olsun. Le 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 canım, esmerler havardansın. Esmersen güzelsin. Başta hanımefendiler olmak teşekkür üzere. Teşekkür ediyorum. Başta hanımefendiler olmak üzere sizlere de geldiğiniz için dünyalar kadar teşekkür ediyorum. Bak şimdi. Şimdi diyor ki, ya Rabbi sana 1000 defa şükür olsun. Lan niye 1000 defa kardeşim? Ya sen Allah'ın vekili şey misin kardeşim? Sana ne bırak, ne sinirliyorsun ya? Sanki muhasebe memuru. Ya Rabbi sana 1000 defa şükür olsun. Belki 2000 verecek ağam. Abi kurban olayım ya.
Böyle bir şey dediğinizde, ya Rabbi sana yüzlerce şükür olsun, ya Rabbi sana binlerce şükür olsun, yok. Ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun. Sonsuz bırak. Tarihi, ölçüyü, mesafeyi ona bırak, ona bırak. Bak, trilyonlar bile ulaşamaz ona.